Efendim günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı haftalar dileyelim ekran başında bizlerle birlikte olan tüm Ton TV izleyenlerine. Efendim Senem'le bugün başlıyor, saatler 11'i gösterdiği şu dakikalarda yeni bir haftaya ve hem de yeni bir güne diyelim birlikte merhaba diyoruz. Bugün 20 Mayıs 2019. Umarım keyifli bir hafta sonu geçirdiniz ve dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızdı. Bir kere daha yürekten coşkuyla bayramımızı kutluyorum efendim. Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, minnetle anıyoruz efendim. Evet, dün şampiyonluk da vardı, ona da değineceğim. Çifte bayram yaşayanlar vardı. Hem bayramımızı kutladık coşkuyla hem de Galatasaray 22. kez şampiyonluğa ulaştı. Dünkü karşılaşmada Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray bir hafta evvelinde şampiyonluğunu da ilan etmiş oldu. Dün akşam Çanakkale muhteşemdi. Hem 19 Mayıs coşkusu hem Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu, ikisi bir arada olunca hem Türk bayrakları hem marşlar, harika bir atmosfer vardı Çanakkale'de. Öncelikle onu söylemek istedim. Ayrıca tüm Galatasaraylıları da tebrik ediyorum sevgili izleyenler. Ve Facebook Ton TV sayfasından da aynı anda canlı yayındayız. Oradan da bizleri takip edenler var. Onlara da günaydınlar diyelim. 549-517-17 WhatsApp hattımız. Bu arada yayına geçmeden önce hemen şöyle çiçeğim de geldi efendim. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne? Hemen söyleyeyim efendim. Benim için dediğim gibi dünden beri çok güzel. Hem 19 Mayıs bayramımız, hem Galatasaray'ın şampiyonluğu, hem de bugün benim, daha doğrusu bizim evlilik yıldönümümüzdü. Şimdi programa girerken geldi çiçeğim. Teşekkür ediyorum. Hayat arkadaşım, can yoldaşım, kalp atışım, seninle mükemmel bir 3 yıl nice senelere, ömür boyu seninle yaşlanmak dileğiyle demiş sevgili eşim o gün İnal. Teşekkür ediyorum. Nice güzel yıllarımız olsun inşallah, sağlıkla, sıhhatle. Zaman su gibi akıp geçiyor diyoruz ya, 3 yılı bitirdik bile ama daha dün gibi hatırlıyorum. Evet, çiçeklerim için tekrar teşekkür ediyorum. Bu çiçekler gibi renkli bir gün olsun, güzel bir gün olsun inşallah. Şöyle bırakayım çiçeklerimi. Evet. WhatsApp hattımızı verdik. Facebook Ton TV sayfasından da canlı yayındayız. Senem'le bugün başlıyor. Bakalım Çanakkale gündeminde neler var? ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çanakkale'de törenlerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Ali Can'dan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, milli mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Alp, milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıç tarihinin 19 Mayıs 1919 olduğunu belirtti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası üzerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çanakkale'de gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Elbette Çanakkale'de olduğu gibi tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Tüm Türkiye'nin güzel şehirlerine sevgiler, selamlar gönderelim. Her bir şehrimiz özel ve güzel. Gündem gazetesine bakalım. 100. yılı kutladık başlığıyla yer alıyor haberimiz. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını sembolize eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşku içinde başladı. Kutlamalar kapsamında törene katılan onlarca kişi Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayseri Ahmet Paşa Caddesi, Çağlar Kaynak Basketbol Sahası üzerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte protokol üyeleri de hazır bulundu diyor Gündem Gazetesi. Ve grafiti şenliği bayrama renk kattı. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen grafiti şenliği bayrama renk kattı. Belediye Başkanı Ügür Gökhan'ın da katıldığı etkinliğe gençlerden yoğun ilgi vardı. Ve bir başka yoğun ilgi de atlı jandarmayla fotoğraf çektirme yarışı diyor Gündem Gazetesi. 19 Mayıs etkinlikleri sebebiyle kordon boyuna gelen atlı jandarmalara halktan yoğun ilgi vardı. Özellikle çocuklar asker abileriyle fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi diyebiliriz. Evet, Gündem Gazetesi bu şekilde yer vermiş. Gazete Boğaz'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı başlığıyla yer vermiş haberimize. Ve bir diğer haberimize geçelim. Çanakkale Savaşları'nda 104 yıl önce şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anıldı. Çanakkale Savaşları'nda 104 yıl önce 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece Kırmızı Sırt'tan Anafartalara kadar olan cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için anma töreni düzenlendi. Sağlık Sen tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen Tıbbiyeden Şehadete programı 57. Alay Şehitliği önünde gerçekleşti. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jüride İskenderoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Doktor Ali Taşçı, Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanlarının katıldığı anma programı iftar yemeğiyle başladı. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, Tıbbiyeden Şehadete programımızın bu sene 9.sunu gerçekleştiriyoruz. 57. Alay Şehitliği'nde arkadaşlarımızla birlikte iftarımızı açtık. Geçmişimizi bilerek 1915 Çanakkale ruhunu geleceğe taşımak adına bu misyonu üstleniyoruz dedi. Ve gazete Boğaz'a hemen göz atıyorum sevgili izleyenler. Çıkış yolu Çanakkale'de konuşuldu. Türk Konfet ve Daha İyi Yargı Derneği İşbirliği, Gün Mars FET desteği ve Çasiyat ev sahipliğinde Türkiye'nin ikilemi orta gelir ve orta demokrasi sorunları politika notu toplantı serisi Çanakkale ile devam etti diyor sevgili izleyenler. Çok özür dilerim vallahi çok kaşındı. Gözümde bilmiyorum ekrana ne kadar yansıyor ama bugün göz makyajı yapamadım. Gözümde bir arpacık dedik ama arpacık değil galiba. Gitgide böyle bir şişkinlik söz konusu. Görmemde de biraz zorlanıyorum. O yüzden özür diliyorum öncelikle. Mahkum edilmeler yaşanmış, binlerce insan katledilmiştir. Kırım ve Dobruca Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği Kırım Tatar Sürgünü'nün 75. yılı olması sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni düzenledi diyor gazete Boğaz. Ve Gökçeada arısı tescillendi. Türkiye'nin en büyük adası ve Çanakkale'nin ilçesi Gökçeada'da kendine has arıcılar arılar artık tescilli. Çanakkale Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Cahit İleri, bu bizim açımızdan çok güzel, bölgemize uygun bir arı ırkının olması bizim açımızdan önemli bir kaynak. Çünkü arı ırkı sağlıklı olursa arıcılığı sağlam yapabiliyorsunuz dedi. Ama bir şey söyleyeceğim, hani kimse de kızmasın da, nerede o eskiden yediğimiz balın tadını alıyor musunuz? Yani ben o çocukluğumda yediğim balın tadı
Yani eğer zaten doğal bal bulabiliyorsanız şanslısınız demektir. Ve devam edelim. Lafseki'ye doğru uzanalım. Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki Lafseki ilçesinde yer alacak Kule Keson'un batırılması için hazırlıklar sürüyor. 21 Mayıs olarak tarihleri gösteriyordu. Haberimizi izleyelim. Gelibolu ilçesi Sütlüce ve Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkileri arasında inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında çelik şaft montajı çalışmaları sona erdi. Köprünün Avrupa yakasında yer alacak kule kesonlarının batırma çalışmaları tamamlandı. Köprünün Avrupa yakasında deniz içindeki ayağının bulunduğu noktaya batırılacak 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51.186 ton ağırlığındaki keson römörkörlerle yüzdürülüp batırılacağı yere getirildi. Asya yakasında Lapseki'nin Şekerkaya mevkisinde yerleştirilecek kesonun batırılması için hazırlıklar devam ediyor. 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54.800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonuysa şaft montajlarının tamamlanmasının ardından 21 Mayıs Salı günü römörkörler tarafından yüzdürülerek bölgeye çekilecek. Senem, ne bugün de mesajlarınız geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Facebook Ton TV sayfasından da mesajlar geliyor. Turul Bican, çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Birazdan Söz Sizde bölümünde tüm yazdıklarınızı okuyacağım. Lütfen hiçbir yerlere ayrılmayın. İşte Çanakkale Gazetesi'ne göz attığımızda kooperatifleşme kanalı ile kırsala geri dönüyoruz. Çanakkale Belediyesi ve Kent Konseyi Çevre Meclisi ortaklığında bu yıl ikincisi düzenlenen tohum takas şenliğine dört bir yandan gelen katılımcılar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları yüzlerce tohumu takas ederek geleceğin bilinçli ve organik tarımın temellerini attı diyor işte Çanakkale Gazetesi'nde. Evet, artık eskisi gibi organik ürünler yemek istiyoruz. Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu. Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar bonzai, esrar ve 2 adet ekstazi hap ele geçirildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda kullanmak için uyuşturucu almak veya bulundurmak suçundan 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 6 şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda bir miktar bonzai, esrar ve 2 adet ekstazi hap ele geçirildi diyor. Maalesef üzücü bir haber. Yani gençlerimizi para uğruna zehirlemeye çalışanlara söyleyecek hiçbir sözüm yok artık. Çanakkale açık bir müze adeta. Troyası'yla, Asasu'yla, Gelibolu Yarımadası'yla. AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, binlerce yıllık tarihi geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış ülkemizde ve Çanakkale'de tarihe tanıklık etmek, gelecek nesillere geçmişi aktarmak anlamında müzelerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Ve müzeler demişken 18 Mayıs 38. Uluslararası Müzeler Günü Troya Müzesi'nde kutlandı. Çanakkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs 38. Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla Troya Müzesi'nde kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına protokolün yanı sıra öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ilk konuşmasını Müze Müdürü Ali Atmaca yaptı. Ülkemizde kutlanan gün 1982 yılından itibaren müzeler haftası olarak kutlanırken 2011 yılından itibaren tüm dünya ülkeleri birlikte müze günü olarak kutlanmaya başlamıştır. 19. yüzyıla kadar koleksiyon ile eşleşen, günümüzde ise kurum ve kurumsal bir kimliğe kavuşan müzeler, uygarlık tarihine ait her türlü objenin bilimsel esaslar çerçevesinde korunarak sergilendiği, halkın beğeni ve
kültürel birikimizle birleştiren araştırmacıların çalışmalarını kolaylaştırıcı ve geliştirici tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı mekanlardır. Müze müdürünün konuşmasının ardından İl Kültür Müdürü Kemal Dokuz da konuşma yaparak müzelerin önemine değindi. Bizler de yeni açılan Turaya Müzemizde birlikteyiz. Bu müze sadece Truva Ören yerindeki veya bu bölgedeki kültür varlıklarını sergilemiyor. 10 Ekim 2018 tarihinde açılan ve geçtiğimiz 18 Mart 2019 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla protokol açılışı gerçekleştiren bu çok kıymetli müzede Truas bölgesindeki çıkan bütün hazineler sergilenmekte. Yani Çanakkale'nin bütün bölgelerinde, bütün destinasyonlarında çıkan kültür varlıkları sergilenmekte. Konuşmaların ardından özel bir kolejin öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunularak açılan sergi gezildi. Eğer hala Truva Müzesi'ni gezmediyseniz mutlaka gezmenizi tavsiye ediyorum. Geçtiğimiz günlerde ben bu şansı yakaladım ve gezebildim. O yüzden mutlaka Truva Müzesi'ni ziyaret edin. Ve burası Çanakkale Gazetesi. Son gazetemiz de bir haber var. Koyunlar otluyor başlığıyla. Süleyman Demirel, Deniz Baykal, Hüsamettin Cindoruk kalmıştı. 12 Eylül askeri darbesinin ardından dönemin ünlü siyasetçilerini tutuklu kaldığı Lapseki ilçesinin Zincirbozan mevkiindeki tesiste tepki çeken görüntüler yaşanıyor. Kapısına daha önce kilit vurulan bu alan kaderine terk edilince çiftçiler de koyunları otlatıyor. Bir dönem ünlü siyasetçilerin kaldığı ve gezdiği yerde şimdi hayvanlar otluyor diyor. Burası Çanakkale Gazetesi. Önemli bir haber vardı. Özellikle sosyal medyada inanılmaz bir tepki vardı. Neye vardı? Gestaş fiyatlara zam yaptı. Buna tepki vardı efendim. Gestaş Deniz Ulaşım Şirketi fiyat tarifelisinde güncelleme yaptı. Boğaz ve Adalar hatlarında 18 Mayıs Cumartesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere deniz ulaşım sektörü maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle akaryakıt, gemi iskele bakım, tutum, yedek parça vesaire gemi geçiş ücretlerini ortalama %24.7 oranında güncellemeye gidildi. Peki fiyatlar ne kadar oldu diyeceksiniz. Hemen şöyle söyleyeyim. Yolcu 4 lira 50 kuruş, guest card yolcu ise 3 lira 50 kuruştan seyahat edecek. Guest card 65 yaş üstü 1 lira 75 kuruştan, guest card öğrenci 1 liradan, küçük motorlar 10 TL'den, günübirlik küçük motor 11 TL'den geçecek. Bu söylediğim motorlar 250 cc altı. Motor 250 cc üstü olursa 16 TL. Günübirlik büyük motor 18 TL. Otomobil ise 1 artı 7 kişi 61 TL oldu. Bir geçişte 61 TL. Otomobil günübirlik, yani sabah gidip gece 12'den önce dönerseniz 67 TL. Böyle fiyatlar devam ediyor. İnsanlar buna tepki gösterdiler. 61 TL gidiş, 61 TL'de dönüş üzerine hesap yaptığınız zaman 122 lira ciddi bir, evet, sadece gidiş. Eğer gidiş dönüş olursa, hani günübirlik sabah Çanakkale'den geçtiniz, akşam 12'den önce döneceksiniz, o zaman 67 TL. Buna da insanlar oldukça tepki gösterdiler. Evet, ve
Kirazla ilgili bir haberimiz var. Kiraz 8 TL'ye düştü diyor nihayet. Geçtiğimiz günlerde kiraz tezgahlarda yerini aldı ancak 20 liradan satışa sunulmuştu. Yaz aylarının giderek sıcaklığını hissettirdiği bu günlerde pazar fiyatları da eriyip gitti. Yaz meyveleri giderek tezgahlarda daha çok yer almaya başladı. Kayısı kiraz yeni dünya satışa çıktı. Bunu da duyurmuş olalım. Bir şey söyleyeceğim, hani böyle tamam şey fiyatlarından bahsediyorum, hani mesela kiraz diyorum, hani niyetli olanlar var, oruçlu olanlar var biliyorum, ancak bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda. Akşam ana haber bültenlerine baktığınız zaman iftar için yemek tarifleri veriyorlar, denk geldin mi? Her zaman öyle de yalnız şöyle bir durum var, orada etin kokusunu böyle nasıl diyeyim, savurttura savurttura işte iftar yemeği, aynısını düşündüğüm için, yani bu eti alan var, alamayan var, oruçlu olup canı çeken var, hamile olup belki de alamayacak durumda olanlar var. Ben ona biraz böyle son günlerde bayağı bir taktım yani. Hani mesela yani alabilme imkanı olanlar azınlıkta diye düşünüyorum. Yani vatandaşı düşünen yok. Tamam, haber amaçlı yapılıyor ancak o şekilde yapılması bilmiyorum, bana ters geliyor. Nasıl? bu arada mesajlar gelmeye başladı. Artık mesajlara geçelim isterseniz. Tarihte bugün 20 Nisan 1915 Çanakkale. 36. Alay iki taburlu olarak Domuzdere'de 7. Tümen emrine verildi. Aynı gün Kerevizdere'ye sağ kanat bölgesine gönderildi ve sağ kanat bölgesi 21. Alay Komutanı Yarbay Halil Bey emrine girdi. Bunları biliyor musunuz? Çanakkale cephesinde İngilizler 410 bin, Fransızlar 79 bin olmak üzere toplam 489 bin askeri savaş alanına sürmüşler. Bu askerlerden İngilizler 205 bin, Fransızlar 47 bin zayiat vermiştir. Tarihte bugünü hep birlikte izledik. Bir kere daha şehitlerimizin hepsini rahmetle ve minnetle anıyorum sevgili izleyenler. Evet, geldik mesajlara. Beklenilen an geldi. Kemal Çevik, günaydın, hayırlı sabahlar. Ayrıca Galatasaray'ımızı şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Daha nice seneleri inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Kastamonu, günaydın Senem Hanım, Eceabat'tan selam olsun demiş. Eceabat, Kastamonu'daydınız normalde değil mi? Eceabat'ta mısınız? Eceabat'ımıza da sevgiler, selamlar. Sevgili Murat Bey'e de. Ve Tuğrul Bican, Muammer Bey, inşallah duyuyorsunuzdur şu anda. Çok güzel bir mesaj geldi. Sevgili Tuğrul Bican, Edremit'ten bizi, Körfez'den izliyor. Senem Hanım, size ve Ton TV ailesine günaydın, iyi yayınlar dilerim. Edremit Körfez'den Çanakkale'me sevgiler, umut ve sağlık dolu bir hafta olması dileğiyle demiş. Ve rica etsem, geçen hafta yayınımızda bahsettiğimiz öğrenci kardeşimizin bilgilerini bana yönlendirir misiniz lütfen, teşekkürler demiş. Ay, bugün en güzel hediye oldu benim için. Ne desem az, emin olun sevgili Tuğrul Bey. Allah sizlere daha çok versin.
Çok çok sevindim. Üniversite 3'te okuyan kızımız için onun bilgilerini istemiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun. Kazandığınız paralar kat kat bereketiyle katlanarak gelsin. Sağlıkla, huzurla sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Hemen diğer mesajlarımıza geçiyorum. Senem kardeşim günaydın, kolay gelsin. Tüm Ton TV ekibine kolay gelsin. Maşallah orucu bitirmek üzereyiz. Allah'ın izniyle kardeşim. Nasıl? Şaka yapıyor olmasın. Tuğrul Bey duyuyorsa bu arada lütfen hattımızı aramıyoruz. Telefon geldiği için okuyamadım. Muammer Bey, o üniversitede okuyan kızımızın babası, bir TV'ye yazmış, vermeyelim adını. Kızım üniversite 3'te okuyor, bize yardımcı olabilir misiniz diye. Ne dediler biliyor musunuz? Yetmiyorsa okutma kardeşim dediler. Şaka olması gerekir böyle bir cevabın. Allah'ım sizlere, eşinize birlikte bir ömür boyu çok teşekkür ediyorum. Amin. Hangi bilgileri göndereyim demiş. Dilerseniz siz bana kızınızın telefon numarasını atın buradan. Ben onu Tuğrul Bey'e ileteyim. Gerekli bilgileri kızınız versin. Olur mu? Tuğrul Bey uyar mı size de bilmiyorum ama ya inanılmaz mutlu ettiniz beni. Gerçekten inanılmaz mutlu ettiniz. Devam edelim. Günaydın Senem Hanım, iyi yayınlar. Atölyemiz olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı ve tüm Galatasaray taraftarının şampiyonluğunu kutluyorum. Evlilik yıldönümümüz hayırlı olsun demiş. Sevgili Levent Karakaş, çok teşekkür ediyorum Levent Bey. Bu arada atölyenin yapmış olduğu armayı görmedim zannetmeyin. Yine harikalar yaratmışsınız. Tüm atölyedekilere sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sevgili Senem Hanım, her gün sizinle güne merhaba diyoruz ve sizi seviyoruz. Evlilik yıldönümünüzü içtenlikle kutluyoruz. Sevgiyle kalın. Filiz ve arkadaşları demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Sevgiler, selamlar gönderelim. Sevgili Filiz Hanım'a ve arkadaşlarına. Ben de sizleri çok seviyorum. İzleyicilerimin her birinin yeri ayrı. Senem ablacığım kolay gelsin. Güler yüzlü ablacığım demiş. Çok teşekkür ediyorum. İsim yazmamış ama. Teşekkür ediyorum. Günaydınlar diyelim. Tünaydın ablam sıcak Bilecik'ten selamlar demiş. Bilecik ne güzel. Bugün fena değil Çanakkale'de de ama biraz yine böyle bir kapalılık var. Hani hava yağayım mı yağmayayım mı arası duruyor. Bilecik'e sevgiler. Evet. Ay, teşekkür ederim. Türk bayrağı ve öpücükler göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Okuduğu belgeye kadar atmış sevgili Tuğrul Bey. Ben programdan sonra sizi rahatsız edeceğim. Bir arayacağım sizi Tuğrul Bey. Çok teşekkür ediyorum Tuğrul Bican. Böylesine güzel insanlar artsın ya. Vallahi gerçekten artsın. Günaydın Senem Hanım. Bir ömür boyu hayatta esecek olan rüzgarın sağlık, mutluluk ve başarılar dileklerimle hanenizin ateşi hiç sönmesin. Başkentten sevgiler demiş. Sevgili Yalçın Aslan. Ankara'daki ailem. Öyle diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Amin. İnşallah. İnşallah
Sevgiler, selamlar başkentimize ve yine başkentten bir mesaj daha var, onu da okuyalım. Günaydınlar abla, ben Ankara'dan Pınar Şahin. Nasılsınız? Neşenizin bol olduğu, yüzünüzden gülücüklerinizin eksilmesin. Ton TV'ye başarıların devamını artarak devam etmesini temenni ederim. Sevgiler demiş. Pınar Şahin, çok teşekkür ediyorum. Sana ve oğlun Umut'a da sevgiler, Ankara'ya, başkentimize de. Harikasınız. Tuğrul Bey'e çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. İnşallah siz de Allah'a emanet olunuz demiş. Ne demek? Ben inanın gerçekten belki sizin kadar olamam ama emin olun sizin gibi mutlu oldum. Çünkü günlerdir buradan sesleniyorum. Evet, onu da gönderin. Onu da gönderin bana. Sesleniyorum. Mübarek günlerde yardımlaşalım. Fitre, zekat verecekseniz yine bu öğrenci kardeşimize yardım edelim diye çok söyledim. Babamız hasta, kalp hastası, bir tane engelli bir erkek evlat var ve 5 çocuktu değil mi? Yanlış söylemiyorumdur. 5 çocukla hanımını kaybetti 15 yıl önce. 5 çocukla birlikte kaldı ve bir kızını okutmaya çalışıyor tüm şartlara rağmen. O yüzden ne diyeyim ki, tuttuğunuz altın olsun. Var, evet. Hadi bakalım, bunları biliyor musunuz da geçelim. Senem'le bugün devam ediyor ve şimdi bunları biliyor musunuz da bugün ne var biliyor musunuz? Stresi yok eden yiyecekler var. Hayatımızın en böyle önemli şeyi aslında stres. Var mı strese girmeyen? Var mı hani ben hiç takmam, günümü gün ederim, stressiz yaşarım diyen? Yani zannetmiyorum gerçekten stressiz geçen, ama her hastalığın başı da stres. Teşekkür ediyorum Tuğrul Bey. Her hastalığın başı stres dedik. O yüzden stresi azaltan yiyeceklerden bahsedelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Yer vermeye çalışacağım. Efendim, siyah fasulye yüksek miktarda magnezyum içermektedir. Magnezyum ise merkezi sinir sisteminde büyük rol oynamakta ve vücut ile beynin rahatlamasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliği ile stres ilişkili bulunmaktadır. Yaptığınız çeşitli salataların içerisine ekleyebileceğiniz gibi et veya tavuklarınıza ekleyip sote yemek olarak tüketebilirsiniz siyah fasulyeyi. Kinoa, biliyorsunuz kinoa da artık hayatımıza girdi. Seven var, sevmeyen var, ama diğer tam tahıllar gibi B vitamini açısından zengin bir besindir. B vitamini ise beyin fonksiyonu, duygu, durum ve stres yönetimi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle tiaminin anksiyete seviyelerini iyileştirmede, piridoksinin ise serotonin, GABA gibi anksiyeteye etkisi olan hormonlar üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Kinoayı tuzsuz bir şekilde haşlayarak salatalarda veya süt ve meyvelerle kahvaltıda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bir diğeri ne? Bir diğeri yulaf efendim. Yulaf gibi kompleks karbonhidrat tüketimi serotonin düzeylerinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca içerdiği yüksek lifte kan şekerinin hızlı pik yapmasını engellemektedir. Kahvaltıda sütle veya yoğurtla tüketebilirsiniz yulafı. Kefir, gerçek kefir ise çok severim. Hani yemek konusunda çok huysuzumdur, mızmızımdır, her şeyi beğenmem ama kefir böyle ekşi ayran gibi oluyor. Gerçeğini bulursanız, hani böyle marketlerde satılan değil de evde kendim yapmayı severim.
Fermente süt ürünleri probiyotik alım açısından en iyi kaynaklardır. Probiyotiklerde bağırsak bakterilerini iyileştirerek beyin bağırsak ekseni yoluyla stresin düzenlemesine fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda bağırsak florasının onarılması beyin serotonin düzeylerinin arttırılmasına yardımcı olmaktadır. Haftada en az 3 gün kefir tüketmeyi ihmal etmeyin diyor. Yönetmenim şu an yok ama hani en kısa zamanda tekrar alacağım. Gerçi havalar da ısınıyor. Onu en güzel böyle havalar soğukken kışın yapmak güzel oluyor. Böyle kefiri koyuyorsunuz bir kavanoza. Üzerine süt koyuyorsunuz. Hayır, o zaman dolaba koymuyorsun. Tarif edeyim bari. Kavanoza kefiri koyuyorsunuz. Yani o şeyi mayalanması için. Üzerine ilk zamanlar kefirin çokluğuna göre, ona göre süt koyuyorsunuz. Sütü koyduktan sonra kesinlikle metal değmemesi gerekiyor. O yüzden ben genelde kavanozun üzerine bir bezle ya da bir naylon poşetle önce örtüp sonra kapağını kapatıyorum. Ve karanlık bir dolapta olması lazım. Genelde mutfakta bir dolabınız vardır normal. Dolaba koyuyorsunuz bir gece, ama ben mesela daha ekşi sevdiğim için 2 gün bekletiyorum. Nasıl? Yok, azlık çoklukla tabii artıyor zaten, mayalanarak artıyor kefir, ama hani 2 gün bekletirseniz daha ekşi oluyor. Ondan sonra onu yine süzgeçle süzüyorsunuz, ama asla metal değmeyecek, kaşık değmeyecek, metal süzgeç de olmayacak. Süzdüğünüzü içiyorsunuz, geri kalan kefiri hemen suyun altında yıkayıp tekrar aynı işlemi yaparak tüketiyorsunuz. Tavsiye ederim. Ve somon balığı, içerdiği omega 3 yağ asidi stres hormonlarının negatif etkilerinin azaltılmasında yardımcı olmaktadır. Haftada en az 2-3 kez balık tüketmeyi ihmal etmeyin. Ve kabak çekirdeği, belki de okuduklarımız arasında en kolayı. Kabak çekirdeği stres ve anksiyeteyi azaltan çinko açısından zengin bir besindir. Yapılan bir çalışmada çinkonun GABA ve glutamat gibi nörotransmitterlerle ilişkili olduğu bulunmaktadır. Her gün bir avuç ara öğünde tüketilebilir kabak çekirdeği. Yaban mersini ve diğer böğürtlengillerin içerdiği antioksidanlar ve diğer besin bileşenleri stres kaynaklı serbest radikallerle savaşarak vücudun stres kaynaklı verdiği cevabı iyileştirmektedir. Yaban mersini, ahududu veya böğürtleni en az haftada 3-4 gün mutlaka tüketin. Tabii bulabilirsiniz. Ben böğürtleni çok severim. Ve bitter çikolata. Psikoaktif, iyi hissettiren, anandamit, rahatlatma ve öforik his sağlayan pia benzeri birçok bileşen içermektedir. Aynı zamanda içeriğindeki magnezyum da aynı etkiyi vermektedir. Günde %70-80 arası bitter çikolatayı ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Biz kadınlar zaten severiz yani çikolatanın her halini. Her hali bir başka güzel oluyor. Ama bitter çikolatayı da severim. Okuduklarımız arasında stresten uzak kalmak istiyorsanız ara öğünlerde kabak çekirdeği ve bitter çikolata biraz daha kolay temin edebileceğiniz şeyler. Evet, hemen şu gelen mesajlara da Atatürkçü Masal'dan selamlar, Türk bayrağıyla göndermiş, maşallah, sevgiler selamlar. Geleceğin Atatürkçüsü Masal Senem ablası demiş. Her şeyin başı para, paran varsa ne işin evin varsa kral da sen, paşa da sensin demiş. Metin Özışık İstanbul'dan sevgiler selamlar demiş. Tamam. Gül reçeli yaptım evde, çok faydası var, lütfen inceleyin demiş. Tamam, vaktimiz kısıtlı olduğu için İnceleyemiyorum ama yani yayından sonra bakacağım. Çok da severim gül reçelini. Ellerinize sağlık. Canım ablam iyi sabahlar. Ben Sevinç, Bakü'den yazıram. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun.
Oğuz amcamı da tebrik ediyorum. Mutluyuz. Güler yaşayın. Her zaman inşallah canım bacım demiş. Çok teşekkür ederim canım ablam demiş. Tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Sevgili Sevince ve Bakü'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Artık vaktimiz kısıtlı. Senem'le bugün devam ediyor. Vakit kısıtlı olunca alelacele. Hadi bakalım. Bugün doğum günü olanların doğum günlerini kutlayalım. 20 Mayıs günü doğanlar, doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yaşlar diliyorum. Ve sevgili koçlarla başlıyorum. Sevgili koçlar, öğlene kadar olan saatlerde işler biraz karışabilir. Planlarını ertelemek zorunda kalabilir ya da yanlış anlaşılabilirsin. Öğleden sonra ise hayata daha iyimser gözlerle bakabilir. Sosyal medyada aktif olabilir. Aynı görüşü paylaştığın kişilerden destek alabilirsin. Ancak düşüncelerini açıklarken biraz fanatik olabilirsin sevgili koçlar. Boğalar bugün finansal hedeflerine varmakta zorlanabilir, yaptığın alışverişlerde zarara uğrayabilir ya da gerçekçi davranmadığını fark edebilirsin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde banka, kredi, vergi, nafaka gibi konularda girişimlerde bulunabilir. Hatta beklediğinden daha fazla kazanç elde edebilirsin sevgili boğalar. İkizler güne başlarken ortalıklar ya da işbirlikleri, ortaklıklar yalnız, ortalar diye okuyorum gözümden herhalde. Güne başlarken ortaklıklar ya da işbirlikleri beklediğin sonucu vermeyebilir, ertelemeler yaşayabilirsin. Ay hala karşıt burcunda ilerlerken bütün sorumluluğu karşındakilere yüklememelisin. Zaten öğleden sonra sana destek veren, heveslendiren ve harekete geçmeni sağlayan kişilerle bir araya geleceksin sevgili ikizler. Yengeçler bugün çok çalışıp projelerini yetiştirmeye uğraşırken iş arkadaşlarınla aranda yanlış anlaşılmalar olabilir. Yaşanan ertelemeler planlarının aksamasına yol açsa da moralini bozmadan ilerleyecek ve yardımına koşan uzmanlarla durumu toparlayabileceksin. Yeme içmeyi abartmamalı, sağlığına gereken dikkati göstermelisin diyerek buradan sevgili yengeç olan eşime de bir atıfta bulundum. Sevgili aslanlar, kendini daha rahat ifade edebileceğin ve yaşamdan keyif alabileceğin bir gündesin. Gerçi sabah saatlerinde biraz yönsüz kalıp hayal kırıklığı yaşasan bile sevdiklerin seni destekleyebilir. Aşk hayatında istediğin gelişmeler olabilir. Ancak beklentilerini fazla abartmamalısın. Beklentileri ne kadar minimuma düşürürsek inanın mutluluk o kadar artıyor. Sevgili başaklar, sabah saatlerinde evde geçirmek ve biraz tembellik yapmak isteyebilirsin. Önümüzdeki günlere dair yaptığın planların ertelenmesi hevesini kırabilir. Öğleden sonra gelişmeler tam da istediğin gibi olmayabilir. Hem aile ilişkilerinde hem de finansal konularda olumlu sonuçlar alabilirsin. Teraziler, bugün ağzınızdan çıkan sözler sana angarya olarak geri dönebilir. Kendini ifade etmekte zorlanabilir ya da yalanlarla karşılaşabilirsin. Fakat ilerleyen saatlerde beklediğin haberler gelebilir, sevdiklerinle buluşabilir, dostlarla sohbet etmekten keyif alabilirsin. Akrepler, iç huzurunu ve dengini bulmak her zamankinden önemli olabilir. Bugün harcamalarında dikkatli olmalı, savurganlık yapmamalı, risk içeren yatırımlardan uzak durmalısın. Öğleden sonra beklediğin bir ödemeyi alabilir ya da büyük bir kazanç fırsatıyla karşılaşabilirsin sevgili akrepler ve yaylar. Hala burcunda hareket eden ay kendini cesur bir dille ifade edeceğine işaret edebilir. Enerjik ve iyimser tavrınla risk içeren gelişimlerde bulunabilirsin. Fakat her işe birden koşmaya çalışırken aksiliklerle karşılaşabilirsin. Öğleden sonra tavır ve beklentilerinde aşırıya kaçabilirsin. Dikkat diyelim yaylara. Oğlaklar, sabah saatlerinde kontrol edemediğin gelişmeler seni hazırlıksız yakalayarak bir anda harekete geçmene neden olabilir. Aldığın riskler kayıplara uğramana ve içsel gerilim yaşamana neden olabilir. Gizli düşmanlıklara karşı dikkatli olmalısın. Gün boyunca mümkün olduğu kadar plan yapmamalı ve olumsuz tavırlar takınmamalısın sevgili oğlaklar.
Ve kovalar, yabancı kültürlerden gelişen ilişkiler ufkunu genişletmene ve daha iyimser olmana neden olabilir. Bugün aldığın kararlar bir anda harekete geçmeni sağlasa bile sonrasında vazgeçebilir. Önünü göremediğinden beklemede kalabilirsin. Kendine fazla büyük ve risk içeren hedefler koymamalısın sevgili kovalar. Ve balıklar, hayatına derin paylaşımlarda bulunabileceğin ilişkiler girebilir. Kariyerinle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Sabah saatlerinde fazla hayalci davranabilir. Abartılı ve risk içeren girişimlerde bulunman dikkatleri üstüne toplamana yol açabilir. Fazla cesur ve iyimser olman olayları net görmemene neden olabilir sevgili balıklar dedik. Ve burçlarımızda bugün bizi neler bekliyormuş hep birlikte okumuş olduk. Tamam. Muammer Bey, halledeceğim ben onu. Salem, canım ablacığım, Bakü'den yazıyorum. Ben Aygün, nasılsınız? Evlilik yıldönümümüzü tebrik ederim. Nice yıllara kocam ve ben kocam Çanakkale'de çalışıyor. Buradan da ona selamlar demiş. Sevgili Aygün, teşekkür ediyorum ablacığım. Bakü'ye sana da sevgiler. Eminim ki eşin de duyuyordur. Çanakkale'de çalışıyor. Tamam yönetmenim, hemen şöyle bir fotoğraf göndermiş, onu da gösterdim. Vallahi lütfen kızmayın, süre dolduğu için. Merhaba, boğa burcuyum ama yükselenim nedir bilmiyorum demiş izleyicimiz. Ona ya internetten de hesaplatabilirsiniz, öyle söyleyeyim, çünkü süremiz şu anda maalesef doldu. Son bölümümüze geçelim Senem'le bugün de. Lütfen kusura bakmayın, süre dolunca maalesef artık alelacele programın sonlarına gelmek durumundayım. Hemen şu an itibariyle çeyrek altın alış 404 lira, satış 407 lira, Cumhuriyet altını 1637 lira alış, 1639 satış olarak gösteriyor ama şu an itibariyle. Ve gram altında 247 liradan satışa sunulurken dolar 6 lira 6.06'dan işlem görürken Euro'da 6 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Bunu da söylemiş olduk. Ve böylelikle artık maalesef programın sonuna geldik. Veda zamanı gelmiş bile, nasıl geçtiğini anlayamadım. Tüm çalışanlarımıza kolay gelsin. Esnaf dostlarımıza bol kazançlı, hayırlı işler diliyorum. Güzel mesajlarınız, güzel dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Ve yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve sevgili sponsorlarıma, yönetmenime teşekkür ediyorum. Yeni bir haftanın ilk iş günü, sizlere hayırlı ve güzel haberler, sağlık ve güzellikler getirsin inşallah. Şimdi sizlere veda ediyorum ancak lütfen kanalınızı değiştirmeyin. Senem'le bugünün jeneriği bitecek, ardından İzmir Marşı gelecek ekranlarınıza. İzmir Marşı'yla dün 19 Mayıs coşkusu vardı biliyorsunuz. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, bu vatan uğruna hayatını veren tüm şehitlerimizi ayırmaksızın rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. 19 Mayıs coşkuyla kutlandı. Ne mutlu bizlere ki 19 Mayıs'larımız var, 23 Nisan'larımız var, bayramlarımız var. Bunun için de ne kadar minnet etsek de azdır. O da olabilir. Tamam. Günaydınlar Senemciğim, tüm sevdiklerime selam ve sevgilerimi sunuyorum. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle demiş Nermin Hanımcığım. Nermin Güzeycan, çok teşekkür ediyorum. Keriman Güzeycan'a ve sizlere sevgiler gönderiyorum. Ve artık
veda zamanı. Yarın sabah saatleri 11'i gösterdiğinde Senem'le bugün de buluşmak dileğiyle İzmir Marşı'yla sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.